Sevgili izleyiciler, iyi akşamlar. Bugün 14 Şubat 2024 çarşamba. Bizleri şu anda şehrin farklı noktalarından, Ordu'nun 19 ilçesinden ve Türkiye'nin veya dünyanın farklı noktalarından izleyen tüm Akınçek Medya izleyicilerine bir kez daha sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Bu akşam sizlere yaklaşan yerel seçimlerle ilgili bir takım analizlerde bulunmak istiyoruz. Evet, şu anda Ordu'da ve ordunun dışında yaşayan birçok orduların en fazla konuştuğu soruya cevap aramak istiyoruz. Bir tarafta muhalefet, bir tarafta iktidar. Acaba kim kazanacak? CHP'nin adayı kim olacaktı, olmayacaktı sorularından sonra pazartesi günü parti meclisinde ismi açıklanan Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı avukat Zekai Sanam olacak? Yoksa uzun yıllar AK Parti'de siyaset yaptıktan sonra İyi Parti'ye geçen Kurcu Belediye Başkanı Emel Yılmaz mı? Ya da şu anda aktif göreve devam eden Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin mevcut başkanı Hilmi Güler mi olacak? İşte bütün bu analizlerimizi yaparken müsaade ederseniz iki aday üzerine yoğunlaşırken henüz daha sahaya çıkmayan ve yakında kendisiyle ilgili aday tanıtım toplantısı yapılacak olan CHP adayını da bir noktaya bırakıyoruz. Çok konuşuldu. Kim çıkacak? Ne olacak? Nasıl bir isim olacak? Bakın Zekai Sana'yı tanıyorum. Zekai Sana asla öyle konuşulduğu gibi Öyle bir tavşan adayıydı. Yok şöyleydi, böyleydi. E, algı yaratılacak bir isim değil. Cumhuriyet Halk Partililerinin özellikle delegelerin bir önceki e, yapılan temayilde birinci çıkan ismiydi. Bunu hatırlatmak istiyoruz. Bu önemli bir not. Peki şimdi e, diğer iki aday üzerine yoğunlaşmak istiyoruz. Çünkü bir tarafta e, Ordu Büyükşehir Belediyesi veya Ordu Büyükşehir olduktan sonra kurucu belediye başkanı olan Enver Yılmaz muhalefetin İyi Parti'nin güçlü adayı. Çok iyi bir giriş yaptı. Çok önemli konuşmalarda bulundu. Önemli vaatlerde e, bulundu. Dedi ki ben dedi göreve gelirsem dedi tüm emeklere, Ordu'nun Ordu ilçesinde emeklere şu kadar para vereceğim dedi. Takdir topladı. Yaptıklarını anlattı. Diğer tarafta da eski enerji bakanıydı. Mehmet Hilmi Güler Bey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla biliniyordu. Aday olmayacak, Emel Yılmaz aday olacak soruların arasından aday olarak Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için ne kadar önemli bir isim olduğunu da gösterdi. O partinin kendi analiziydi. Biz kendi analizimizi yapacağız. Ama yaptıklarıyla yapmadıklarını burada masaya yatırırsak kim ağır basacak? Bu yorumu ben yapmayayım. İsterseniz bu yorumu siz yapın. Bakın önce işçi meselesini söyleyeceğim. Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni yöneten sevgili arkadaşlara, yöneticilere, özellikle OSKİ ekibine ve yan iştiraklardaki genel müdür arkadaşlarımıza işçileriniz şu anda huzursuzlar. Kadrolu memurlarınız şu anda huzursuz çünkü evet işçi kardeşlerimiz yıllardır bekledikleri, iki yıldır bizim de mücadele ettiğimiz ve emeği olduğuna düşündüğümüz haklarını nihayet aldılar. Ama lütfen Akın Bey sesimiz olun. Bu konuda Doktor Mehmet Hilmi Güler'i ve ekibi uyarın diyorlar. Haklılar. İşçi kardeşlerimize de aldıkları zam, analarının ak sütü gibi helal olsun. O meydanlarda sadece biz vardık onu da hatırlatalım arkadaşlar. Bizim ekibimiz oradaydı. Peki şimdi bir taraftan Mehmet Hilmi Güler ve ekibini eleştirirken diğer taraftan 5,5 yıldır orada olmayan ve kendi dönemiyle ilgili yaptığı bir takım eksik yatırımlarla ilgili Emel Yılmaz'ı eleştirmeyecek miyiz? Pazartesi günü FASA'daki yayında Sayın Yılmaz bize biraz sinirlendi. Hatta bizim algımız düşük biraz kusura bakmasın. Ekip olarak biraz algımız düşük. O yüzden bir anlayamadık. Bizim için tekrar açıkladı ama Sormak istiyoruz Sayın Başkan. Gerçekten siz bu belediyeyi borçsuz mu bıraktınız? Sayın Mehmet İlmi Güler'den ve ekibinden de bu borç gerçekten böyle miydi değil miydi? Kamuoyunun açıklamasını rica ediyoruz. Gerçekten kasada 66 milyon lira mı vardı? Bunun açıklanmasını istiyoruz. Peki yan ne kadar borcu vardı? Bunların açıklanmasını istiyoruz. Hani geçtiğimiz günlerde şöyle bir başlık atmıştık. Kim doğru söylüyor? Mehmet İlmi Güler mi? Enver Yılmaz mı? Ya da bir başkası mı? Bunu kamuoyu görsün. Şimdi bir tarafta henüz açıklanmayan sorular ama diğer taraftan da haklı olarak muhalefetin soruları soru, e, olacak. Enver Yılmaz Bey, şimdi buradan e, kendisi birçok televizyon kanalına çıktı, sosyal medyaya çıktı. Biz de sorduk soruları ama verdiği cevaplar doğru mu değil mi? Hilmi günlerde açıklarsa tüm kamuoyu bunu görecek. Ama açıklarken de evraklarıyla kamuoyu karşısında gösterecek. İşte 2019 yılında bırakıldaki resmi yazı buydu. Ha yoksa bu o zaman Enver Yılmaz'ın söylediği doğru olacak. Ama ben de biliyorum. Bu konuda bakın bir kez daha altını çiziyorum. Sayın Emel Yılmaz da bunu doğru doğrulayacaktır. Kendisi o dönemde bize borç bırakırken ya da belediyeyi bırakırken özür dilerim. Şu kadar borç var diye kendi beyanında hatırlıyorum. Bunun yorumunu takdirini sizlere bırakmak istiyorum. Şimdi çok konuşuldu. Belde evler meselesi ordunun kanayan yarısıydı. En son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müdahale edince, sayın Cumhurbaşkanı müdahale edince birdenbire o konutlar yıkıldı. O dönemde bu kadar yüksek konutlara e, müsaade edilmesi doğru muydu değil miydi? Peki ondan önceki Belde Otel'in işletmecilerine yapılan mobbing, e, kesilen cezalar, Ordu Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra birçok kurum ve kuruluşa bu mobbing yapıldı mı yapılmadı mı? Yani otelinizin arkasındaki mevzuata uymuyor yangın merdiveni deyip ya da başka mevzuatlar mı dayatıldı? Ve bu mahkeme kararı ile ilgili önümüzdeki günlerde seçimden sonra İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma sonrasında eğer Büyükşehir Belediye Başkanı olursa Sayın Enver Yılmaz'a bir kamu zararı çıkartılacak mı? Bu parayı kim verecek? E bu paranın sıkıntısını bizler sudan, çevre temizlik vergisinden başka sıkıntılardan ya da yatırım alamamaktan, köylerdeki yollarımız yapılamadığı için bunun cezasını ordular çekiyor. Şimdi biz bu soruları sormayalım mı arkadaşlar? Soracağız. Peki, hadi belde e, otel meselesini, belde evler meselesini geçtik. E Duru Göl'deki mevzu. Durugöl'deki o arsaya tanınan o dönemdeki Sayın Yılmaz siz Durugöl'deki ilgili o arsaya o kadar konut yapılacak o kadar kat çıkılacak mevzuata nasıl imza attınız? Şimdi biz bunu sorduğumuzda kamuoyunun takdirine bıraktığımızda geri değerlendirmesi sizde kalacak arkadaşlar. Nasıl ordunun 3 yıldır imarının durmasına sebep olan şu anda Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde olmayıp da görevini bırakan, görevden alınan insanları eleştirdiğimiz gibi Ordu Büyükşehir Belediyesi'ni şimdiki yönetimle eleştirdiğimiz gibi bu konuda da sizi eleştiriyoruz. Bunda ne var? Duru Göl'deki hatanın başlangıcı kimdeydi? Bunun değerlendirmesini kamuoyu ne çabuk unuttu? 110 bin imza niye toplandı arkadaşlar? Bunu ben mi yaptım? O yüzden Duru hesabı noktasında o arsa alınırken kamuoyunda o arsayı satan insanlar herkese şunu anlattılar. Emel Yılmaz'ın makamına gittik. Bizi e, mobbing yaparak ben 3 dönem daha burada kalacağım. Size orada çivi çaktırmam şeklindeki iddialarda çok sık konuşuldu. Bu konu Cumhurbaşkanı'nın önüne kadar gitti. O dönem Gökhan Yener'in şu cümlesini hepimiz hatırlıyorsunuz. Hakkımızı helal etmiyoruz diye. Evet. Duru öyle. E Peki yine Ordu Şehir Merkezi'ndeki e, bir otele verilen bir hak. Özel bir e, turizm alanı verilmesi ha biz kendisi bu hatayı yaptı derken ondan sonra da sadece bu 7-8 tane Enver Yılmaz dönemindeki bu özel ayrıcalıklı yerler imar mevzuatında değişecek diye belediyede karar alındıktan sonra Hilmi Güler ve ekibi de tuttu. Bütün şehri imara açtı. Herkes bu konuda isyan etti. Ordu spor meselesi arkadaşlar. Bu ordu spor niye 3. ligde niye amatör lige düştü? Nedim Türkmen de biliyor. O dönem belki eski yöneticiler de biliyor. Ben de biliyorum. O dönem ben de eski yöneticilerden bir tanesiydim. Adem Türkmen yaşıyor. Sevgili kardeşim Cemil yaşıyor. Nedim Bey de biliyor bunu. E bu takımı alt lige düşürün. Gençler oynasın. Daha sonra başka bir takım yapalım. O takımı çıkartalım. İyi niyetle yapıldığını düşünüyoruz. Ama bugün Ordu Spor neden bu durumda? Ordu Spor'da neden iki başlık var? Spor kamuoyu bunu soruyor. Sayılmaz bu soruları açıklamak zorundasınız ve ordu spor maçlarına gitmediğiniz noktasında da taraftarlardan da ciddi eleştiriler geliyor. E peki İyi Partili seçmeni kıran tavrınız ve e, açıklamanız bu herkese şaşırtmadı mı? İyi Partiler beni arıyorlar, tepki gösterenler de var ama İyi Partili seçmen şu soruyu soruyor. Acaba Emre Yılmaz gelmeseydi gerçekten partinin kapısına kilit mi vuracaktık? Evet, İyi Partili seçmene soruyorum arkadaşlar. Bakın bir tarafta yapılan bu açıklama. Bunu ben söylemedim. Bunu ben dile getirdiğim için ve kamuoyunun takdirine sunduğum için yorum sizlerin. Peki bir kez daha soruyorum. Cumhurbaşkanımız orduya geldiğinde biz denize insan dökenlerden değiliz. Biz denize taş döküp Avrupa'nın en büyük havalimanını yapanlardanız değil. o dönem CHP'lilerin tepkisini çekmemiş miydi Sayın Enver Yılmaz? E peki Sürekli şu iddialar konuşulmadı mı, anlaşıldı, şöyle aday çıkartılacaktı, böyle aday çıkartılacaktı? vallahi zekai sanayi henüz kimse tanımıyor ama meydanlara alanlara çıktığında göreceksiniz nasıl olduğunu. E bütün bu algılar, bu dedikodular konuşulmadı mı arkadaşlar? E şimdi CHP'li seçmen e, bu konuda ne yapacak? Bir taraftan kendileriyle ilgili oluşan bu duruma mı nasıl te tepki gösterecekler? İyi partiler ne yapacak? Bu bizim meselemiz değil ama bunu seslendirmek bizim meselemiz. Peki şimdi bütün bunlar konuşulurken, bütün bunlar olurken biz canlı yayın sırasında Sayın Enver Yılmaz'a kamu adına sorular sorduk. Bunlardan bir tanesi de o dönemde 750 kilometre yol yaptığınızı söylemiştiniz. Ama bundan ilgili ciddi itirazlar var. Nedir bu itirazlar? Mevcut şu anda devam eden ve sizin belediye başkanlarından, müteahhitlerden. O dönemin müteahhiti, il dışından gelen bir müteahhit işi bırakıp gitmedi mi? O yollar tamamlandı mı tamamlanmadı mı? Bunun hepsi şu anda ilçelerdeki vatandaşlardan hala konuşuluyor. Ve bu konudaki takdir sizin. Peki Cumhurbaşkanı orduya geldiğinde sizinle ilgili bir şey söylerse cevap verecek misiniz dedim. Önce cevap veririm dedi. Sonra uslubumuzu, terbiyemizi bozmayız dedi. Peki AK Partili seçmen ne yapacak? Cumhurbaşkanı ve sevdikleri lider bir şey söylerse Sayın Enver Yılmaz cevap verecek mi? Yoksa e, AK Partili seçmen nasıl bir refleks gösterecek? Bunun takdiri sizin arkadaşlar. Peki şu anda işçiler mağdur edildi. iki yıldır sıkıntı yaşadığı yüze yakın videoda bahsettiğimiz birçok konuda bahsettiğimiz gibi Hilmi Güler'le ilgili. Sayın Enver Yılmaz sizin döneminizde belediye sendikasına baskı yapılmadı mı? Yapıldı. İşçiler zorla bir başka sendikaya geçmedi mi? Geçirildi. Mağdur edilmedi mi? Edirildi. E peki siz görevi bırakırken sizden sonraki belediye başkanı görevi, görevden bırakırken 200'e yakın insan Kadrolu yapıldı mı yapılmadı? Soruyorum size. Şimdi bütün bunlar olurken, biz bütün bunları sayarken, bu bütün saydıklarımızdan nasıl bir durum ortaya çıkacak? Ben biliyorum. Ee, ama bir de sizi bilin diye hatırlattım. Bakın bir kez daha söylüyorum, bu senetle seçim zamanı çok çabuk geliyor. Siyasetçiler kerameti koltukta olduğunu unutuyorlar. O yüzden bugün orada büyükşehir belediyesinin yeni başkanı kim olacak sorusunu sorarken 5 yıl öncesinde yaşananları tanınan bir takım imtiyazları evet o dönemde bir takım imtiyazlar sağlandı. İnsanlar kayırıldı yakınlar yeğenler alındı. Bu dönemde de oldu. Ama kimse ortaya çıkıp da ben ak sütten çıkmış ak kaşığım beyaz bir kağıdım demeyecek. Ve bizim algımızla da bizim zeka sevgilerimizle de oynamayacak. Bir kez daha söylüyorum ben de çok iyi satranç oynarım ve satrançta bazen küçük bir taş o kocaman kaleleri, vezirleri, şahları yıkabilir. Amacımız asla saygısızlık etmek değil. Bu da sakın yanlış anlaşılmasın. Ama takdiri bir kez daha sizlere bırakıyoruz. Kamu bunu nasıl değerlendirirse başımızın tacıdır.